Resulillah ve alâ âlihi ve sahbihi evliyâllah. Evet. Hâzâ bâbu mâ lâ yansarifu. Bu bab bize gayr-i munsarife dairdir. Biliyorsunuz arkadaşlar, isim i'rab ve bina açısından ele aldığımızda isimde asıl olan mu'rab oluşudur. Ama mebni isimlerde vardır. Mebni isimlerde yaklaşık 12 isim grubudur. İşte damiller, ismi işaretler, mevsuller, ismi fiiller, sat isimleri, bazı kinaye, bazı murakip isimler, bazı zarflar, bazı şart isimleri, bazı istifham isimleri. Ondan sonra gelen bazı isimler, bunlar mebni isimlerdir. Yaklaşık mebniler ismin %60-70 arasında isimlerin, yani yaklaşık olarak teşkil ettiğini, bunun dışında kalan isimlerin geri kalan aile ekseriyeti %60-70 mebni mu'rab olduğunu, geriye kalanın mebni olduğunu ters söyledi. Evet. Yani %60-70'lik kadar isimler mu'rabdır. Geriye kalanlar mebnidir. Evet. İşte mu'rab isimlerde iki kısımdır. Bir halis mu'rab var. Halis mu'rab dediğimiz, onu munsarif de diyoruz. Tenvin alan, harekat-ı selaseyi alan, bunları halis mu'rab diyoruz. Mesela kalemun, kitabun, hadikatun vesaire, raculun, ricalun, bunlar munsarif mu'rab isimlerdir. Yani ismiyetleri halıstır. Çünkü bir şey karşılamıştır. Ve bu halıs dediğimiz munsarif isimler arkadaşlar daimetten, eğer mudaf değil ise, mudaf değil iseler temekkün tenvinini alırlar. Yani bu önemli. Eğer bu munsarif olan mudaf isimler mudaf değil iseler, mudaf iseler idaf nedeniyle tenvini almazlar. Ama mudaf değil iseler de mutlaka temekkün tenvinini alırlar. Evet. Bir de mu'arablığı halis olmayan bir mu'arabın ikinci bir kısmı vardır. Buna da gayr-i munsarif diyoruz. Gayr-i munsarif. Dolayısıyla gayr-i munsarif mu'arab için bir kısmıdır. Bundan dolayı mesela Zemahşeri gibi, Cariburdi gibi bazı nahviler gayr-i munsarifi mu'arabla bitişik ele alırlar. Yani her ne kadar mu'arabın bir kısmıdır şeklinde, yani o mantıkla buraya ele aldıklarını zikretmeseler bile, ama mu'arabla bitişik zikrederler. Cariburdi ve Zemahşeri el-Muzeci de böyle yapmış. Ama İbn-i Malik Rahimullah ilginç bir şekilde gayr-i munsarifi ta kitabın sonuna atmış. Halbuki en uygun olanı gayr-i munsarifi mu'arabla birlikte zikretmesiydi. Ki zaten belki hatırlarsınız Suyuti Rahimullah mu'arab ve mebni babında ismi ikiye ayırmıştı, isim. Mütemekkin ve gayri mütemekkin. Gayri mütemekkin mebnidir. O tamam. Mütemekkini de ikiye ayırmıştı. Yani mu'arab ismi. Mütemekkin emken normal.
Yani gayri musarrıf olmayana mütemekkine emken demişti. Bir de mütemekkin gayri emken, o da gayri musarrıftır. Yani dolayısıyla burada da çok net bir şekilde anlaşılıyor ki gayri musarrıf muarabın olduğundan onun muarabla bitişik zikredilmesi lazım. Evet. Demek ki hâdâ bâbu mâ lâ yansarif. Bu bab bize gayri munsarif isimle, aklınız arkadaşlar tekrar söylüyorum, gayri munsariflik isimle muarab kısmı. Dolayısıyla fiil, harf, cümlelerde gayri munsariflikten söz edilmez. Bu bir. İki, mebnilerde de gayri munsarif olmaz. Gayri munsariflik muarabın ismi kısmıdır. Mebnilerde de olmaz. Peki bu gayri munsarif nedir? Ve huve gayri munsarif ma fihi illetani min el ilali tis'i. Evet. Ma fihi illetani min el ilali tis'i ve min el ilali atiyeti. Gelecek olan illetlerden iki tane illetin bulunduğu isme ne diyoruz? Gayri munsarif diyoruz. O gelecek illet. Tabii gayri munsarifen, yani illet demek burada neden demek, sebep demek. Gayri munsarifin sebeplerinin sayısı konusunda gayri munsarifliğin sebeplerinin sayısı konusunda üç görüş var. Bir görüş, bu gayri munsarifliğin sebebinin sadece iki tane olması. Bu bir görüş. İkinci görüş, gayri munsarifin sebeplerinin dokuz tane olduğu. Ki cumhurun görüşü bu yöndendir. Cumhur'a göre. Üçüncü görüş, gayri munsarifliğin sebebinin 11 tane olduğu. İki diyen de, 11 tane diyen de marjinal kalıyor. Cumhurun görüşüne göre menusarifin gayri munsarifliğin sebebi 9 tanedir. Şarih burada minel ilelil atiyeti derken her 3 görüşü kuşatsın diye minel ilelil atiyeti dedi veya minel ilelil tisi demedi. Demek ki İçinde gelecek sebeplerden iki sebebi taşıyana gayri musarif denir. Tabi burada illet kelimesi normalde alimlerin getirmiş olduğu tarif çerçevesinde illet malule neden olandır. Neden olandır. Halbuki burada menusarif gayri musariflikte bu gelecek sebeplerden birisi tek başına neden olmuyor. Öyleyse onlara illet demesi her birisine ayrı ayrı, mesela tenistir, terkiptir, bilmem alemiyettir vesaire, her birisine ayrı ayrı ne denmesi, illet denmesi mecazidir. Evet. Çünkü tek başına menusarife illet olamıyor. Ancak başkasıyla birlikte oluyor. Evet. Demek ki gayri musarif içerisinde gelecek illetlerden iki tane illet veya vahidetun minha tekumu makamahuma ve iki illetin yerine geçecek birse illet taşıyorsa gayri musariftir. O iki illetin yerine geçecek tek illette Sıgı müntehai cumua ve tenis elifi. Maksur ve mamdude. Bunlar her birisi, yani bir taraftan sıgı müntehai cumua, iki diğer taraftan tenis elifi, ister maksur ister mamdude olsun. Bunlar bir isimde oldular mı? O ismin menusarf, gayri munsarif yapmak için yetiyorlar. Tek başına ismi gayri munsarif ediyorlar.
Sümye bihi, niye bu gayrimusarrife ma la yansarif denir? Li imtinai duhuri sarf aleyhi ve huve temin. Çünkü sarf, ki sarftan maksat temin, yani temekkün tenvini üzerine dahil olmadığı için ona manayen sarf denir. Evet. Bazıları da dediğim gibi manayen sarf denmesinin sebebi, çünkü ismiyeti halis değildir. Yani la yansarifu halis değil anlamında. Neden ismiyeti halis değil? Çünkü fiile benzemekle bir nevi ismiyeti bulanmış oluyor. Küduret has oluyor. Ondan dolayı. Evet. Kemakal, nasıl ki kendisi demiş. Es-sarfu tenvinun etâ mübeyyine manen bihi yekûnul ismu emkena fe elifu te'nisi mutlaqan mena mena sarfellezî havâhu keyfe mâ vaka. Evet. Yalnız başlamadan önce şunu da söyleyelim arkadaşlar. Yani İbn-i Malik'in rahimeullah men o sarfı ele alması, anlatması doğrusu çok karma karışıktır. Yani öğrenci İbn-i Malik'in beyan tarzıyla, ele alış tarzıyla öğrencinin zihninde gayrimusarrıfla ilgili bir surat, bir fotoğraf hasıl olmuyor. Çok zor. Ama mesela İbn-i Hacip olsun, Carıburdi El-Mughni'de olsun, Zemahşeri En-Muzeç'te olsun, onların menhusarrıfla ilgili ele alış tarzlarından gayrimusarrıf çok rahat kavranabiliyor ve insanın zihninde bir şablon gayrimusarrıfla ilgili kolayca oluşuyor. Ama öyle değil. Karışıktı yani. Onu peşinen söyleyelim. Peki. Diyor sarf tenvindir ki eta, o tenvin geliyor mübeyyinen, o tenvin açıklıyor. Açıklayıcı olarak geliyor. Neyi açıklayıcı olarak? Manen. Bir manayı açıklayıcı olarak geliyor ki o mana nedir? Huve ademu müşabehetil fiili. Onun fiile benzememesidir. Yani sarf öyle bir tenvindir ki o tenvin bir isimde oldu mu biz o tenvinde isimde bir durumun olduğunu anlamış oluyoruz. Mana burada arkadaşlar durum demek. Biliyorsunuz mana demiştik. Bazen be mana ma yuksadu min el lafzı, yani lafzın medlulu anlamında da mana kelimesi kullanılır. Bazen de mana durum demek. Yani felsefecilerin kullanmış oldukları arad gibi bir şey. Arad, ilinti. Yani mana, burada da o mana da kullanılmış. Demek ki sarf diyor bir tenvindir ki o tenvin isimde bir durumu açıklayıcısı olarak, yani ortaya koyucusu olarak geliyor. O durum nedir? O ismin fiile benzememiş olmasıdır. Yani kısaca arkadaşlar, sarf tenvini temekkün tenvinidir. Ona yaygın isimle temekkün tenvini diyor. Neden temekkün tenvini diyoruz? Çünkü bu tenvin eklemiş olduğu ismin, yani bulunduğu ismin ismiyette kök saldığını, temekkün ettiğini, yani kök saldığını göstermiş olduğundan ona temekkün tenvini diyoruz. Musannif de sarf tenvini demiş. Yani İbn-i Malik'in dışında bu isimlendirmeyi kullanan var mı bilmiyorum. Yani tenvin temekkünü için sarf tenvini bilmiyorum. Evet, demek ki o öyle bir manayı, bir durumu açıklayıcı olarak geliyor ki bihi,
O manayla ey bi hazel mana, evet. Evet. Ey bi hazel temin, bu teminle ey bi duhulihi, o teminin isme dahil olmasıyla yekunul ismu ma kevnihi mutemakkinen emkena, isim zaten mütemekkindir yani muaraptır. Bu tenvin sarf tenvini de gelince onunla isim mütemekkini emken oluyor. Yani başka isimlerden ismiyette daha fazla yerleşmiş oluyor. En azından yani bu sarf tenvini bulunmakla bu muarap isim mütemekkini emken oluyor. Çünkü mütemekkin de zaten muarap emken. Çünkü en azından gayri munsarif isimlerden daha fazla ismiyete yerleşmiş olduğu anlaşılıyor. Yani o emkeniyeti şeye göredir. Neye göre? Gayri munsarife göre. Ve bi ademihi, o tenvinin olmayışı ile de yekunu gayra emkena, o ismimiz gayri emken oluyor. Yani gayrimun sarf oluyor. Evet. Ve lizalika, bundan ötürü sümiye o tenvine bi tenvini temekkuni ayda, ona sarf tenvini denildiği gibi temekkun tenvini de denilir ve demin de söylediğim gibi bu isimlendirme temekkun ismi daha yaygındır. Hani hatırlarsanız tenvin kaç kısımdı Kubaniç? Tenvinin kısımlarını söyle bakalım. Selamun aleyküm. Seyda, Buyurun. ben söyleyebilirim. Seyda, selamun aleyküm Ve aleyküm selam. Ve rahmet ve Seyda. bereket. Ve Ana emni ve gulabuke. harek. Ana bendevuke Estağfurullah. Seyda. Seyda, tenvinül ivedi, tenvinül temekkuni, tenvinül mukabeleti, tenvinül ivedi, tenvinül terennümi de var değil mi Seyda? Tenvin-i tenkiri de söyle. Şimdi Tenvin-i hep bak. tenkiri, tenvin-i mukabeleti, tenvin-i ivedi, Müslimatın, hineizin, tenvin-i Allah-u Alem Seyda, o Şerlman'ın sonlarında anlatıyor. Şu an birkaç tane aklıma geliyor. Tenvin-i mukabeleti, tenvin-i tenkiri, tenvin-i ivedi, tenvin-i temekkuni, Yeter tenvin-i yeter. tenkiri. Bunlar yeter. Yani kısaca isme mahsus olan tenvin kısımları dört tanedir. İsme mahsus olan dört Bence. tane. Mukabele, ivat, tenkir, temekkün. Bence. Bir de iki tenvin daha, bazıları bir isimle isimlendiriyor. Bazıları iki isimle terennüm ve gali. Bunlar da her üç kelimede de geliyor. İsim, fiil, hafta geliyor. Eyvallah Melo, sen teşekkür ediyorum. Ezgulam, müsaadenizle ben çoktan birkaç soru sordum. Ben telefonu açamadım. Ben bunun terkibini yapayım Seyda. Es-sualun sul-ilmi. Şu gelir gelir şimdi. Sana yönelik bir terkip gelir. Dur. Acele etme. Peki. Ve gayru hazet tenvini, bu tenvinin dışındakiler ki demin hocanın anlattığı kısımlar tenkirdir, mukabeledir, ivattır. Onlara la yusemma sarfen. Onlara sarf tenvini denmez. Liennehu, çünkü o tenkir, mukabele, ivat kad yucedu fima la yansarifu, gayri munsarifte de bulunabiliyor. Mesela ne gibi? Ketenvinil mukabeleti fi arafat. Arafat biliyorsunuz cemi elifutadır. Ve bu cem-i muennesi salimdir. Cem-i muennesi salimdeki tenvine de nahviler cem-i muzekkeri salimde gelen nunun mukabili diyorlar. Bak tekrar ediyorum. Cem-i muennesi salimde gelen tenvin, cem-i muzekkeri salimde gelen tenvini nunun mukabili. Yani onun paralelinde geldiği için ona mukabele tenvini diyorlar. İşte
Nahvilerin bazıları diyorlar ki gayri munsarif olan bir isimde mukabele tenvini gelebilir. Çünkü mukabele tenvil farklıdır. Ve buna da mesela Arafat kelimesi. Arafat malum Cebelur Rahman'ın adıdır. Ve tabi onda men o sarfın sebebi olan alemiyet ve tenis vardır. Dolayısıyla gayri munsarıftır. Ama buna rağmen Arafat'ın tenvin olarak gelmişse, çünkü o tenvin temekkün tenvini değil, mukabele tenvinidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Mesela cevarın ve benzerinde cevarın gavaşın gibi, bu mesela cevarın aslı cevariyo. O gayri munsarif. Sıgı mutahı cumuha nedeniyle. Ama İhlalı yapmak durumundayız. Onun ihlalı neydi? Dammesini hasfettik. O damme hasf olduktan sonra ya sakin kaldı. O dammeye ivad olarak tenvin getirdik. Bazıları da ya'ya ivad olarak, oraya girmeyeceğiz. Hulâsa cevârin tenvinli olarak geldiğinde bazıları tabi musarif diyenler var. O karışmış onlara. Ama nahvilerin bir kısmı sıgı müntehayı cuma olduğu halde tenvinli gelmişse o munsarif olduğu için değil. Ve o tenvin sarf tenvini değil, ivat tenvinidir. Ve devamlı diyorlar ki gayri musarriften men edilen tenvin sarf tenvinidir. Mukabele veya ivat tenvini değil. Dolayısıyla cevarında ivat tenvini paşa paşa gene bilir. Evet. فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ مُطْلَقًا مَنَا صَرْفَ الَّذ۪ي هَوَاهُ كَيْفَ مَا وَقَى diyor. أَلِفُ التَّأْنِيثِ تَأْنِيثِ أَلِفِ mutlaka, yani ister maksura olsun ister memdude olsun. Maksura eliften sonra hemze gelmiyorsa Hubla, Buşra, Selma gibi kelimelerde olduğu gibi eliften sonra te, hemze yoksa ona maksur te'nis elifi diyoruz. Bu elife maksura. Yok, eliften sonra hemze gelirse hamra, safra, hıdra gibi, buna da ne diyoruz? Memdude diyoruz. Her iki elifte te'nis alameti olarak kabul edilmektedir. Ki zaten biliyoruz. Te'nis alameti ya ta'dır ya da bu iki eliftir. Ha bir de kelimenin müennes olduğunun bir göstergesi de kadına ad olmasıdır. Ama alametü tenisi. Evet. Tenis alameti yani ta'dır ve iki eliftir. Ama bir de kadına isim olması da güçlü bir tenis alametidir. Ama o zihnidir. O lafızı değil. Fazla lafızda, yani lafız içerisinde o müennesliği gösterecek ta gibi, elif gibi bir şey yok. Onun için zihnidir. Demek ki tenis elifi mutlaka ister maksura ister memdude olsun mena'a. O tenis elifi men eder neyi? Sarfellezi havahu. O elifi içinde bulunduranın sarfını men eder. Yani o elifi içinde bulunduran isim neyse bu elif onun meni sarfını gerektirir. Keyfe ma vaka. Nasıl gelirse gelsin. Ne demek? Yani bu elifi tenisenin bulunduğu isim ister onda elifin dışında men o sarfın bir sebebi bulunsun, ister bulunmaz. Tek başına ismi gayri musarif yapmaya yeterlidir. Evet.
Keyfe ma vaka. Bak o keyfe ma vakayı açıklıyor. Yani min kevnine ister nekire olsun zikra sahra gibi. O marifeten ister marife olsun kezekeriye o kerbiye kerbela gibi. İster müfred olsun kemamada zikra zekeriye kerbela müfred. İster cemi olsun hacla astıka gibi. Hacla maksura astıka memdude. İster isim, isim dediği yani camit olsun. Burada isim camit anlamında. Kemamada diye bu geçtiğimiz zikra, sahra, zekeriya, kerbela, hacla bunlar hep isimdir, camittir. İster vasıf olsun kehubra ve hamra. Yani aslında kısaca arkadaşlar şunu demesi lazım. Elif tek başına ismi gayri musarif yapıyor. İster başka elifin yanında men o sarfın başka bir sebebi bulunsun, ister bulunmaz. Ama burada şara biraz daha böyle, burada atın abli üslubu tercih etmiş. Yani öğrencinin zihninde herhalde iyi otursun diye böyle etraflı bir üslup tercih etmiş. Ama kanaatimce yani öyle deseydi belki daha anlaşılır olurdu. Ama belki şundan dolayı onu dememiş olabilir. Çünkü biz babın başındayız. Babın başında da men o sarfın iki sebebinin olduğu metinde geçmemiş. Gerçi kendisi söyledi. Ama metinde belki geçmediğinden dolayı. Fakat onun getirdiği tarifi göz önüne alarak söylediğim şekilde deseydi daha şeyin öğrencinin zihnine şablon olur, daha iyi oturdu diye düşünüyorum. Hubla hamile demek, hamra da kırmızı demek. Bu nedenle ikisi de vasıftır ve bunların menosar sebebi sadece eliftir. Vasfın orada etkisi yoktur. Evet. Peki. Evet arkadaş. Melam sen şimdi bu beytin Arabini söyle bakalım. Evet. Koptu mu? Melek Şevket yap bakalım. Efendim? Seyda sesim gelmiyor. Ha şimdi geldi geldi. Ha. Seda ve zaiden atun ala damirun fi mena'a. Bir dakika bir dakika. Ben beyti söylüyorum beyti. Elif-i tenisi mutlakan mena'a. Elif-i tenisi mutlakan mena'a. Tamam Seda mutlakan haldir Seda. Mena'a fiildir. Mena'a fiildir Seda. Faili müstetirdir. Elif-i tenise raci oluyor Seyda. Yani mutlaken marifet kınkane ev nekireten memduden ev maksuren odur Seyda. Men'a fiil mutlaka haldir. Men'a fiildir. Faili müstetirdir. Elif-i tenise raci oluyor Seyda. Evet. Devam. Yani. Serfe. Serfe Seyda men'a mef'uldür Seyda. Evet. Serfe men'a mef'uldür. Ellezî mevsûledir. Ellezî mevsûledir Seyda. Mudaf ileyhidir serfe. Serfe ellezî. Hava fi'ldir Seyda. Faali müstetirdir. Şeye raciulü. Ellezî mevsûleye raci oluyor Seyda. Evet. Serfe hava mef'uldür. Cümle ellezye mevsuledir. Sıla mevsul la mahalle leha minel arami. Sıla i'rabta mahalli yok. Sıla mevsul değil mi? Sıla. Sadece sıla. Çünkü mevsul i'rabta mahalli olur. Ama sılanın i'rabta mahalli yok. Yani.
Sonra keyfe mavaka sayda biz burada keyfe mavaka edat-ı şerti diyebilir miyiz Seyda? Evet. O zaman cevap mahzuftur. Aferin. Güzel. Ben. Eyvallah. Teşekkür ettim. Ana gulamuk Seyda estafidu minke kesiren Seyda. Peki. Ve zâida fe'lâne fî vasfın selim min en yura bitâ-i te'nîthim kutim diyor. Falana'da gelen elifununu zaide. Bunlar o elifunun zaide de fi vasfın bir vasıfta olsalar ve o vasıfta selime min en yura bi ta'i te'nithin hutim o vasıfta şundan sağlamsa, selim yani şundan sağlamsa sonundaki görülebilecek bir tenistasından sağlamsa bu falanındaki zaitte menu sarfı yapar. Yani fe elifu tenisi mutlakan mena ve zaide falana o elifu tenisi üzerine atıftır. Yani nasıl ki tenis elifi men ediyor bu falanındaki efendime söyleyeyim elifunun de menu sarfın sebebidir. Ancak bir vasıfta olsalar bir. Demek ki tek başına menu sarf için yetmiyor elifunun. İki, o vasıf ta-i te'nisi de kabul etmeyecek. Mesela Rahman elifunun var ve Rahman vasıftır. İçinde elifunun zaid var. Onun müennesi Rahmanetu yok. Ta'yı kabul etmiyor. Dolayısıyla bu gayri munsarıftır. Tabii yukarıda söyledim. Tekrar söylüyorum. Hakikaten İbn-i Malik Rahimahullah bu manasarf konusunu çok böyle şey yapmış. Yani karışık biraz işlemiştir. Yani bu onun üslubuna pek yakışmıyor. Ondan dolayı İbn-i Malik'in manasarfı işlemesinden öğrencinin zihninde menosarfla, gayrimusarfla ilgili bir şablonun oluşması çok tekrar ve zaman istiyor. Halbuki diğer alimler mesela kısaca bununla ilgili şöyle diyorlar. Menosarfın bir sebebi elifunundur. Elifunun izahide. Elifunun izahide. Eğer vasıfta olsalar şartları o zaman menusarfın bir sebebi elifunun, bir sebebi vasıf. Ha onun şartı da ta'i tenisi kabul etmemek. Yani bu bana çok daha anlaşılır geliyor. Evet, bu elifunun izahide camitte de gelir, vasıfta da gelir. Yani elifunun izahide menusarfın sebebidir. Ya yani beraberinde bir alemiyet bulunacak camitlerde veya vasfiyet bulunacak müştaklarda. Bu kadar. Ve vasfu nasliyun ve veznu ef'ala memnu'a te'nithin biterke eşela. Yine marun sarfın bir sebebi varız biz. Bir sebep elifunun müzahideydi. İkinci sebep aslı vasıf. Aslı vasıf o da menü sarfın sebebidir. Ha, aslı deyince ağrılı olan vasıftan itiraz etti. Mesela marartu bi nisvetin arba'an cümlesinde arba sıfat olmuş ama vasfiyeti ağrılıdır. Yani normalde bu kelime yani arba sayıların adedini, sayıların mertebesini açıklamak içindir. Evet. Evet. Yani normalde selase, arba, kımsıt ile ahir bunlar vasıftan ziyade bir adet mertebesini belirlemek üzeredir.
Dolayısıyla bunun aslı, görevi vasıf değil. Öyleyse siz bir örnekte, mesela demin söylediğim cümlede meratu bi nisvetin arba'in, arba'ini nisvete sıfat etmişseniz bile bu vasfiyet geçici bir vasfiyettir. El aridu fi hukm zail diyoruz. Arid zail gibidir. Dolayısıyla o arid zail hükmünde olduğu için o arid vasfiyet menu sarf fe sebebiyet veremez. Kısaca vasfı aslı, yani aslı olacak, arıdı olmayacak. Çünkü vasfın tarifi, vasf neydi tarifi? Ma delle ala zâtin mübhemetin me'hûzetin ma bâdî sıfatiha. Bu tarif vasfı aslı şey meratü bi nisvetin erbâne şamil olmuyor. Onun için onun vasfiyeti aslı değil, arıdıydı. O da bir menusafın ikinci sebebi burada anlatılan. Tabi elif-i mahsura, onları da sayarsak o bir. Elif-i nunizaide iki. Vasfı aslı üç. Dördüncüsü ve vasfı efale. Vazmül fiil yani. Vazmül fiili de nahviler şu şekilde tarif ediyorlar. Vazmül fiil ya başında fiilde gelmeye mahsus bir zait olacak, hemze, nun, ya, ta gibi, veya da o veznin kendisi fiile mahsus olacak. Mesela fiile mahsus olan vezin ne gibi? Bina-i mecul vezni. Fuile gibi. Yani ilginç de arkadaşlar, Arap lisanında isim o kadar kalabalık bir yekûne, yani ki Arabi lisanın en ağır yükünü isim taşıyor. En yaygın olan kelime de isimdir. Ama bu kadar yaygınlığına rağmen du'il ve numir, bu ikisinin dışında fu'ile vezninde gelen bir isim yok. Onları da şahs sayıyorlar. Dolayısıyla fuile vezni isme mahsus, şey affan, fiile mahsus bir vezindir. Fiile mahsus olduğu için bir isim fuile vezninde gelirse biz diyoruz ki bu isimde fiile mahsus bir vezin olduğundan onunla birlikte başka bir sebep olursa gayri münsarif olur. Evet. Demek ki vezmül fiili de bu şekilde anlayalım arkadaşlar. Ya başında, fiilin başında bulunan zait harflerden hemze, nun, ya, ta gibi bir zait olur, veya da veznin kendisi fiile mahsus olur. Evet. Ve zâide fâle. Beyti o beyti de tamamlayalım. Yalnız o vezne efâlenin, yani fiil veznenin men'u sarfa sebep olabilmesinin şartı memnu'a te'nîsin bita, ta ile müennes olmayacak. Yani te'nîs ta'sını kabul etmeyecek. Te'nîs ta'sını kabul eden bir vezmül fiil men'u sarfa sebep olmaz. Mesela ne gibi Mele Şevket? Aklında var mı örneği? Allah, şu an hatırlamıyorum Seyda. Ya'melu gibi. Ya'mel bak. Fiil vezninde ama ta'yı te'nisi kabul ettiği için, çünkü develer için ya'mele tu kullanılıyor. Dolayısıyla bu gayri musarif olmaz. Ya'melu. Ya'mele tu gayri musarif olmaz. Çünkü o fiil vezninde olsa bile ta'yı te'nisi kabul ettiği için olmaz. Mesela ne gibi? Eşhela gibi. Eşhel müzekker için gelir. Müennesi şehla. Bak, ta'yı te'nisi kabul etmemiştir. Dolayısıyla bu kelime vasfiyet ve vezmül fiilden dolayı gayri muzarif olur. Vasfiyet ve vezmül fiilden dolayı.
Ve zâide fe'alâne ve mel elifu nûnû. Yani fe'alâne'deki iki zât, yani elifu nûnû zâide. Yemin'ân-ı sarfâ. Sarfî men ederler idâ kâna fi vasfin. Evet. Eşeğin bunlar vasıfta olsalar ki o vasfın da şartı selime min en yurabita itenisin hutim. Kelime sonunda bulunan itenis de görmekten, görülmekten sağlam ise. Yani tabi bu cümleyi çok tekrar ediyoruz. Nazım olduğu için bu tür böyle çetrefilli ifadeler kullanmaya mecbur oluyor. Yani normalde ne demesi lazım? Bu vezmü fiil tayitenisi kabul etmeyecek. Bu kadar. İmma neden kabul etmez? Yani bu elifununu zâidenin menu sarfa sebebiyet olabilmesi için bir vasıfta geldiklerinde neden tayitenisi kabul etmemesi gerekir? Li'annelehu muennesi ala fa'la. Çünkü zaten muennesi fa'la vezinde gelmiş. Mesela onun için kesekranı sekra ve gıdbanı gıdba. Ev veya neden tenis tahsini kabul etmiyor? La muennese lehu. Çünkü muennesi yoktur. Mesela Lahyan gibi, Rahman gibi bu ikisi muennesleri olmadığı için tenisi kabul etmiyorlar. Dolayısıyla gayri musarıftır. Yalnız burada tabii nahvilerin bir değişik bir ifadesi var. Yani diyorlar ki elif-nun-i zâideyi alan bir vasıf. Kimisi diyor şartı tâ-i-tenisi kabul etmemek. Tâ-i-tenisi kabul etmemektir. Tabi onlara göre Rahman, Lahyan gayr-i munsarıftır. Çünkü tâ-i-tenisi kabul etmiyor. Kimisi de diyor ki yok, elif-nun-i zâide vasıfta geldiği zaman şartı fe'alâ vezninde bir müennesinin olmasıdır. Fe'alâ vezninde bir müennesinin olması. Tabi böyle şart koştuğunuz zaman o zaman Rahman, Lahyan munzarif olmaları lazım. Çünkü onların fe'alâ vezninde bir müennesleri yoktur. Ancak Suyuti rahimahullah bu iki görüşü şöyle telif etmeye çalışıyor. Diyor ki yani o müennesi fala yani ta'yı kabul etmemek veya fala'yı elifi kabul et fala vezninde bir müennesinin olması demek çünkü ta'yı kabul etmemediğinden dolayıdır. Yani tarih bir müennesi olmadığından dolayıdır. Tabi dolayısıyla bununla Suyuti rahimahullah o iki görüş arasında tevfik dediğimiz yani ikisini örtüştürmek için böylece ona göre Rahman her iki görüşte de gayri musarıftır. Çünkü neden müennesi fala vezninde yok? Çünkü tâ-i-tenisi de kabul etmiyor. Tâ-i-tenisi kabul etmeyince yani çünkü müennesi yoktur. Dolayısıyla ona göre gayri musarıftı. فَاَنْ خُتِمَ بِتَعْتَنِثِ اَيْرُ وَفَعْلَانَ اَوَزْنِي Tenis tahsiyle biterse sorif فَكَنَدْمَانَ çünkü nedman için nedmanet kullanılıyor. Dolayısıyla bu munsarıftı. Elif-unun-i zâidenin şartı yok. Evet. Ve vasf-ı nasliyun o da bir vezin. Mesela burada şarihin üslubu da uygun değil. Çünkü şarih mesela vasf-ı nasliyun onu biraz açıklaması lazımdı. Çünkü bu üsluba bakılınca sanki vasf-ı asli ile vezn-i efal aynı sebepmiş. Halbuki ayrı ayrı sebeplerdir. Dolayısıyla mesela vasf-ı asli üzerinde biraz açıklaması lazımdı ve men-u sarfın bir sebebinin asli vasıf olduğunu, ağırlı vasfın ise men-u sarfe sebebiyet vermediğini böyle açıklaması lazım. Ve vezn-u ef'ale kezalike. Bu ef'ale vezni de yani vezn-u fiil. O da men-u sarfın sebebidir.
Ne zaman? İzâ kâne memnûaten ism bitâ. O te'nis tersini kabul etmeyince. İmmâ niye kabul etme? Alâ enne muennesu alâ fe'alâ. Ya çünkü muennesi fe'alâ vezninde olduğu için te'nisi kabul etmiyor. O ef'al vezni ke'eşel şehlâ. Ev alâ fe'alâ veya çünkü muennesi fe'alâ vezninde geldiği için te'nisi kabul etmiyor. Kel fudula afdalın muennesidir. Bu afdal te'nisi kabul etmiyor çünkü muennesi fe'alâ vezindedir. Ev lâ muennese lehu veya çünkü muennesi olmadığı için te'nisi kabul etmiyor. Ke ekmar. Fe en kâne bit te'i eğer te'yle olsa yani o ef'al vezninde gelen veznül fiil eğer te'yi kabul ederse sorife. Mesela ke armel ve ya'mel. Armel bu da veznül fiildir. Ya'mel de veznül fiildir. İkisi de te'yi te'nisi kabul ettiği için bunlar musarıftır. Dolayısıyla şarihin veznül ef'alle ilgili izahı da yetersizdir. Orada da en azından şunu demesi lazımdır. Menun sarfın sebeplerinden birisi veznül fiildir. Ve veznül fiilde iki türlüdür. Ya veznin kendisi isme mahsustur, şey fiile mahsustur veya veznin başında fiil vezninde bulunan bir zait olmasıdır. Yani böyle bir izahat getirmesi gerekirdi ama yapmıyor. O da herhalde İbn-i Malik'in etkisinde kalarak mı? O da işi böyle götürüyor. Peki arkadaşlar. Şeyin. Eyvallah. Ve elgiyenne arıza l-vasfiyye ke arba'in ve arıza l-ismiyye. Yani aslı olunca bu Musannif Rahimahullah o kaydın yani aslı kaydenin ihtirazını ele alıyor. Yani neden vasfı aslı dedik? Çünkü ve elgiyenne arızal vasfiyye. Vasfiyeti arız olanın vasfiyetine itibar edilmez. Ve elgiyenne lagvet arızal vasfiyeti arız olanı. Yani vasfiyeti aslı olmayanın o arızı vasfiyetine itibar edilmez. Ke'erba'ın gibi fe'innehu erba'ın likevnihi vudya fil asli ismen o asıl olarak camit olmak üzere ismen burada arkadaşlar hani demiştim bu derslerde isim bir müştereki nahvidir. Şey nahvın daha doğrusu müştereki lafzisidir. Nahvın bir müştereki lafzisidir. Ve şunu demiştim. Yani lügatte müştereki lafzılar olduğu gibi ilimlerin de müştereki lafzıları var. Ama bu hususa dikkat çekeni görmedim. Mesela nahviler genelde müfred kelimesinin işte nahvde dört manaya geldiğini söylüyorlar. Başka yok. Halbuki nahvın bir ton tabirlerinde ise müştereki lafzısı var. Mesela onlardan birisi müfrettir, birisi sıledir, birisi haberdir, birisi isimdir. Yani bu şimdi aklımda olanlar bunlar hepsi nahvın müştereki lafzileridir. İsim, tarif, şey, kelime taksimi bağlamında kullanılınca fiil halk karşıtıdır. İsim, nevasık babında kullanılınca bimâne mâ yuhmelü aleyhil haberudur. İsim alem babında kullanılınca lakab ve künye karşıtıdır. Ve isim genel olarak da camit anlamında vasıf karşıtı olarak kullanılmaktadır. İsmin bu kadar manası var mesela. Evet işte diyor li kevnihi vudi'a fil asli ismen bu arba yani lügat
cemaatin aslı itibariyle camit olarak, yani vasfi bir manaya delalet etmeyen bir isim olarak konulmuştu. Bundan dolayı o masrufun bu arba meratu bi nisvetin arba'in dediğinizde sıfet yaparsanız da yine munsariftir. Çünkü vasfiyeti arıdıydı. Evet. Darhan yetmiyor mu? Burada duralım arkadaşlar ya. Cezakumullah hayra kizira. Eyvallah, nefanallahu bi nefanizira inşallah.